Herkese merhabalar. İskenderun'da da sanayide çok güzel döner yapan bir yere geldik. Dönerci İsmail'deyiz. Yanımda egzozcu neydi Gökhan abi? Usta. Gökhan Usta var. Beraber şimdi geçeceğiz. Dönerimizi yiyeceğiz ve kendimize geleceğiz artık. Buraya geldiğimde ilk sorduğum soru nerede döner yiyelimdi? Direkt dönerci İsmail'i söylediler. Biz de şimdi içeri geçeceğiz ve lezzetlerin tadına bakacağız. Hadi bakalım içeri geçelim. İsmail Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor, nasıl işler? Allah'a şükür bu pandemide gene bizim içimizin, emekçimizin ekmeğini çıkarmaya çalışıyoruz bir şekilde. Senin Allah'ına kurban olurum. Valla süper. Neler var? Tek ürün var sende sanırım. Tek ürün kalite mi diyorsun? Yani bilen biliyor. Öyle çok fazla anlatmaya gerek yok. Buradaki dostlar, arkadaşlar, dışarıdan gelen müşterilerimiz teşekkür ediyoruz. Az önce ben birisine sordum, burada nerede yemek yedin dedim. Evet. Direkt dönerci İsmail dediler. Herkes bilir orayı dediler. İskenderun'da bilmeyen yok dediler. Evet. Peki franchise de veriyor musun? Franchise de veriyoruz. Evet, ha. Tabii ki. Süper. Eğer süper. Şartlar uygun olursa tabii ki. Yani şu an var mı şube başka? Bir şubemiz Aydın'da var. Aydın'da, süper abi. Şartlar uygun olsa tabii ki. Bizim kurallarımıza uyacaksa sıkıntı yok. Şöyle yanına doğru gelsem olur mu peki ben? Tabii ki, buyurun. Geliyorum. Bir müsaade edebilir misiniz? Ustam, bu döner ne döner? Ben et döner çok yemedim, yemiyorum da. Kıyma parça karışık. Kıyma ve parça karışık. Bakabilirsin içine. Arkada da. Vallahi baksana, güzel görünüyor. Başlayayım mı sizin döner yapmaya? Olur. Yani bence bununla beraber yapalım. Ya. Ha, yedikten sonra. Şöyle yanına doğru geleyim mi? Tabii ki. Ben... Ekmeği de... Böyle bol sos yiyorsun. Aynen. Tek ekmek yaparsan bana çok sevinirim. Tamam, öyle yapacağım. Başka soğan, yerlere de gidebiliriz. Soğan atabilir miyiz? Kendine nasıl yapıyorsan bana öyle yap. Tamam. Soğan olsun, domates olsun, hiç fark etmez. Nasıl dersen. Böyle tabağı salatası gibi bir şey yaptın. Aynen. Dönerci İsmail'deyiz arkadaşlar. İçerisinde tabağı salatasını hazırladık. Burada az önce sosladığın ekmeğe bir de ısıtıyorsun ekstra. Evet. Özelliği ateşte pişmesi. Süper. Evet. Oo. Sana bir şey soracağım şimdi. Evet, buyurun. Dönercilik diye bir meslek olmasaydı ne iş yapardın? Ben gene dönerci olurum. Çünkü severek yapıyorum bunu. Valla. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Kaç yıldır buradasın? Oo, sos da geldi. Ben bu işi 36 yıldır yapıyorum. 36 yıldır? Evet. O zaman 10 yaşından beri falan yapıyorsun. Aynen. He, sana en fazla 45 derim. O bir daha yapar mısın hareketi? Sosun içine batırdık. Eline, koluna sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İsmail Usta'mın hazırladığı bu muhteşem dönerin tadına bakma zamanı. Şuna bakar mısın? Dilini çıkarmış. İsmail Usta burada dilini çıkarmış. İmzasını atmış. Bunu da böyle sosa batırdı. Şimdi bak, benim çocukluğum geçecek senin gözlerin önünde, tamam mı? Düşüncelerinde benim çocukluğum var şu an. İlkokuldayım böyle. Haylaz bir çocuktum ben. İsmail Usta. Çok güzel usta. Hayatımda yediğim en iyi et döner olabilir. Gerçekten. Şuna bakıyorum. Sık bakım onu. Ooo. Nasıl sorun? İsmail abi, kaç lira bir tanesi? 14. Efendim? 14 lira. 14 lira. Vallahi ben biraz daha yiyeceğim. İyi. Bak başladım, kendimi durduramadım. Gerçekten inanılmaz. Olağanüstü bir lezzet. Neyse artık... Beğenemiyorum. İskenderun'a yolunuz düşerse sanayiye gelin. Bu lezzetlerin tadına bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.